Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle Sayın Bakan'ın Halk TV'yi izlemesinden memnuniyet duydum. Tabii gerçekleri öğrenmek Sayın Bakan'ın da hakkı. Aklınca CHP'de de istismar vakaları var diyerek aslında meseleyi bulanıklaştırmaya çalışıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kadın milletvekilleri olarak bu olaylar olduğunda çıkıp bildiri yayınlama cesareti göstermişiz. Kimden gelirse gelsin bu olayın sahiplenebileceğini söylemişiz. Peki siz Kırıkkale'de AKP meclisiyeniz, Derin'de ilçe başkanınız, Kemalpaşa ilçe başkanınız, Akyazı meclisiyeniz, ya Selçuk Gençlikkolu başkanınız kendi öz çocuğuna istismar etti. Birinizin tek bir açıklaması var mı? Tek bir kelimesi var mı? Hadi oradan. Takiye yapmayın. Ensar'da 45 çocuk, erkek çocuğu istismar edildi. Birinizin tek bir açıklaması var mı? Kalkıp kadın milletvekilleri diyor ki yüreğimiz yanıyor. Timsah gözleşi onlar. Peki Sayın Bakan, siz şunu anlamak istemiyorsunuz. Elbette insanın olduğu her yerde bu tür pislikler olabilir. Ama sorun bunları ortam hazırlayacak yolu açmamak. Siz 6 yaşında evlenilebilir diyen tarikatlara yol verir, sırtlarını sıvazlarsanız, bürokrasiye yerleştirirseniz bu vakalar daha da artar. Bakın tabii hangi bakanın resmi var diye sormuyorum bu vakıfla. Tahmin edeceğiniz gibi Fotoroman Süleyman'ın elbette ki bu vakıfta da fotoğrafı var. Bakın bakan yardımcısının elbette ki fotoğrafı var bu vakıfla. 6 yaşında çocukla evlenebilir diyen vakıfla fotoğrafı var. Çıkmış diyorsunuz ki 2020'de biz... Teşekkür ediyorum Sayın Taşçı. Açalım bir dakika, kapat. Tamamlayın. Çıkmış diyorsunuz ki 2020'de biz bu olayı biliyorduk. Peki ne yaptınız? Bu tecavüzcü annesi babası elini kolunu sallayarak gezerken siz neredeydiniz Sayın Bakan? Başka çocukları taciz edip etmediğinin garantisini bize verebilir misiniz? O nedenle nerede istismar ve taciz vakası varsa onun üzerine gitmeyenin Allah belasını versin. Tarikat, siyaset, ticaret içkeni üzerinden kim fayda sağlıyorsa Allah belasını versin. Sayın Altay. Genel başkanımıza. Siz mi konuşacaksınız? Evet. Sayın Altay, kürsüye buyurun. Tarihe gerek yok. Mesele şudur. Beş dakikalık bir konuşmamız daha olacak. Asıl cevapları o zaman vereceğim. Ben bu akşam şunu anladım. Beyefendinin Bursa'da yaptığı bir konuşma var. Beyefendi Bursa'da yaptığı konuşmada der ki, Cenab-ı Allah biliyor, milletimize hiç inat etmedik. Üzerimize ne kadar gelirlerse gelsinler, hiç ihanet etmedik. Kim ne derse desin. Sayın Eltaş, onu duymam mümkün değil ki. Ben mikrofon açık, Sayın Altay'ı duyamıyorum. Ben kestim zaten. Sayın Eltaş. Bu ne diyor ya? Kim diyor? Sayın Altay. Küfür olmaz. Yok. Küfür olmaz. Tutanaklar isteyelim. Sayın Altay. Tek. Siz devam edin. He? Şimdi. Bir
biz kendimiz yapmıyoruz diyor. Bak. Biz kendimiz yapmıyoruz diyor. Ya biz inanıyoruz ki bize yaptıran Allah'tır. Bize yaptıran Allah'tır diyor. Bitmedi. Sonra AK Parti'nin kurucusu bir siyaset büyüğü bu konuşmayı şöyle yorumluyor. Burası önemli. Bakın burası önemli. Soylu yanlış devam edin. Açalım. Yanlış bir söz söyledi. Bize yaptıran Allah'tır gibi. İnancımıza muhalif bir sözdür. Peygamberimizden sonra fitne ve fesadın halifelerin katline kadar giden yanlış bir düşüncenin ürünüdür bu söz. Bilerek sarf ettiğini düşünmem. Milletimize böyle bir söz sarf ettiği için mahcubum demesi lazım. İkincisi Allah'a karşı günaha girdi. Tövbe etmesi lazım. Kim diyor bunu? Kim diyor? Bülent Arınç kurucunuz diyor. Bu işte. Karşınızdaki beyefendi bu. Kafa bu. Bir şey daha söylemem lazım. Çok eleştirisi var ama bitti mi süre verecek? Süreniz bitti mi açacak? Evet. Namuslu bir hikaye hamburgere satılırsın. Ya hamburger olsun da $3 olsun. Sen 15 Temmuz'un finansörü, sponsoru dediğin şerefsizlerle, şerefsiz diye manşet attırdığın emirlikle hangi namuslu hikaye için bu pastayı kestin? Kaç dolar aldınız da bu pastayı kestin? Ben bir tek 15 Temmuz'un şehidimizin kanını 5 milyar 15 milyar değil 1 trilyon dolara değişirsem namerdim. Değişen de namerttir. Diğerlerine sonra cevap vereceğiz. Evet. Sayın Kadıgil, size sataşmadan 2 dakika süre vereceğim kürsüye. Coş. Şimdi Sayın Bakan ben duymazdan bağırıp çağırdığı için bana ne demiş biliyor musunuz arkamdan? LGBTC demiş, cinsiyetçi demiş. Sayın Bakan dedim herkesten özür dilerim. Süleyman, ben cinsiyetsiz değilim. Önce onu söyleyeyim. Her 25 Kasım'da, her 8 Mart'ta tir tir titreyerek yasaklamaya çalıştığım kadınlardan biriyim. Önce bunu o kafana sok bu bir. Beni, evet o LGBT'yi artıların hakları ilgilendirin. Çünkü iki yetişkinin rızasıyla birbirini sevmesi, sevişmesi sadece onları ilgilendirin. Anayasal olarak ben onları savunmakla mükellefim. Bağırın çıldırın, bu ülkede bir anayasa var. Beni ne ilgilendirir biliyor musunuz? 6 yaşında bir çocuğu 30 yaşındaki müridine eş diye veren o şerefsiz tarikat şeyhi, o beni ilgilendirir işte. Beni ne ilgilendirir biliyor musun? 2020 yılında ben o çocuğu koruma altına aldım deyip de ağzını açıp tek laf etmeyen, o tarikatın kapısını basmayan, ne Yusuf Ziya Gümüşel'e ne o çocuk tecavüzcüsü Kadir İstekli'ye tek bir laf edemeyen, onları tutuklatamayan, sonra da utanmadan aile bakanı diye burada oturan bu kadın ilgilendirir beni. Beni bunlar ilgilendirir. Başka ne ilgilendirir söyleyeyim. Başka ne ilgilendirir söyleyeyim. Bak elimde fotoğraf. Fotoğraf Süleyman'ın fotoğraflarından. Yanında kim var biliyor musunuz? Yanında kim var? İranur Vakfı'nın yetkilileri. Hani 6 yaşında çocuğu tarikatine eş yapanlar var. İşte beni bu ahlaksızlıklara ağzını açıp tek laf edemeyenler ilgilendirin. İstediğiniz kadar bağırın. Bu tarikat düzenini cehenneme çevirdin. Sayın Kadıgil süreniz doldu. Tamam. Sayın milletvekilleri, şimdi sataşmadan
Sayın Eliteş'e söz vereceğim. Sayın Eliteş kürsüye buyurun. Arkadaşlar, Sayın Kadıgil yerinize geçin lütfen. Arkadaşlar oturun, milletvekilleri yerlerinize. Sayın Eliteş'i mikrofon tekrar başlatın. Süreyi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün üç bakanlığımızın bütçesini görüşüyoruz. Biri Aile Bakanımızın bütçesi, ikincisi Sağlık Bakanlığı bütçesi, üçüncüsü de